Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size Unity 3D'de karakter ekleme ve onu hareket ettirmeyi öğreteceğim. İlk olarak karakterimizi alalım. Tamam. Bu da benim animasyon paketim arkadaşlar. Siz de internetten bulabilirsiniz. İnternetten ücretsiz olandan indirdim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar karakterimizin yürümesi için bir adet plane koymamız gerek. Oradan bakalım hemen. 3D Object Plane. Nice. Bakalım kameramız nasıl görüyor? Görmüyor. Şunu ayarlayalım hemen. Tamam. Biraz yaklaştıralım. Tamam. Alanımız hazır. Şimdi karakterlerle oynayacağız arkadaşlar. Bakalım. İlk olarak animation tipi humanoid yapmamız gerek. Yani insansı demek. Karakterimiz de insansı olduğu için bu seçeneği seçmeliyiz. Ve o da bu yeni. Eğer daha önceden bu karakteri yaratmışsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda seçme linki veriyor gördüğünüz gibi. Fakat şu an yeniden oluşturacağımız için create diyoruz. Apply diyelim. Tamamdır. Artık karakterimiz insansı bir şekle büründü. Bunu ekrana koyalım hemen. Bakalım kameramızın durumunda nasıl. Şöyle çekelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buna birkaç özellik eklememiz gerek. İlk olarak widget body. Bu karakterimizin yer çekimine karşı. Aslında karakterimize yer çekimi özelliği ekliyor gördüğünüz gibi. Uçta aşağı doğru. İkinci olarak da arkadaşlar bunu kontrol edeceğimiz için bir karakter controller ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şu ayarlamaları yapmamız gerek. Şunu biraz kaldıralım. Height'i de biraz düşürelim. Bakalım. Tamam. Şimdi yine düşer arkadaşlar. Çünkü karakterimize bir animator yani bu hangi hareketleri yaptırmak istiyorsanız onun olduğu bir animator sayfası eklemedik. Yani şu an bu hala boş boş bir objedir. Şuradan hemen animator controller ekleyelim. Buna ne diyelim? Hareket diyebiliriz. Hareket dedik. Bunu şuradan karakterimizin üstüne bırakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi tıklayalım. Arkadaşlar aslında bu demek. Bu ne demek? Siz buraya bir animator controller attınız. Bu şu an var. Buna yüklemenizi bekliyor demek. Yani bunu nasıl halledeceğiz? Şuradan direkt harekete çift de tıklayabilirsiniz. Açıldı. Şimdi karaktere ne yaptırmak istiyoruz? Önce bir boş durduğunda ne yapması gerektiğine bir bakalım. Ben daha önce yüklemiştim bunları. Önce bir idle. Idle bekleme şeyi arkadaşlar. Hani durduk yere bekleyince. Şimdi biz zaten bu karakteri oluşturmuştuk. O yüzden bu source'u buradan karakterimizi seçiyoruz. Apply dediğimiz zaman karakterimiz için ayarlanmış oluyor. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Hani daha önceden görmenizi sağlayan. Gördüğünüz gibi karakterimiz hafif titriyor. Ama asıl duruşu böyle. Gördüğünüz gibi böyle bir şeymiş. Diğerlerine bakalım. Buna baktık. Bu neymiş? Yine arkadaşlar bunda da aynı şeyleri yapıyoruz. Kendi avatarımızı seçelim. Tamam. Animation. Gelmiyorsa şuradan bu karakteri de sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu nasılmış. Ha, bu daha hareketliymiş. Bu daha iyi şu an bizim için. En azından ne olduğunu görebiliyoruz. Animator'a dur. Idle 3. Bizimki buymuş. Animator'ı şuraya alalım. Idle 3'ümüzü ekleyelim. Bu arada arkadaşlar bunları migzamo.com'dan indirdim. Ücretsiz. Bekle diyelim. Şimdi bakalım karakterimiz nasıl bekliyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket etmeye başladı. Fakat ayakları içeride. Bunu ayarlamanın en iyi yolu şurada daha önceden bahsetmiştim ya. Bakın gördüğünüz gibi içeri girip yukarı çıkıyor. Şu an en güzeli bu. Bu değeri çalışırken ayarladıktan sonra kopyalayın. Durdurun. Çünkü durdururken yaptığınız değişiklikler geri siliniyor. Gördüğünüz gibi biz 0.87 idi. Durdurunca 1-2 eski haline döndü. Tekrar İstediğimiz değer bu olduğu için
Bunu 0.87'ye çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimiz bekliyor. Şimdi buna ne yaptıralım? Bir de buna yürüme animasyonu ekleyelim. Walk. Walking. Bakalım nasıl bir şeymiş. Karakterimize göre ayarlayalım. Humanoid. Tamam. Buradan bunu seçelim. Apply diyelim. Güzel. Bakalım nasıl yürüyormuş. Normal karakter yürümesi. Tamam, bunu da ekleyebiliriz. Ekleyelim. Yine şuradan ismine yürü diyelim. Tamam. Şuradan da şuna make transition diyelim. Bu bağ demek arkadaşlar. Bağ oluşturun demek. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu tekrar aşağı alayım. Bakın. Gördüğünüz gibi sonsuz döngü. Büyük ihtimal loop da bu. Loop ne demek onu da göstereyim hemen. Walking. Animation. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu loop time sürekli yapmanızı sağlar. Örneğin şunu kapatalım. Apply diyelim. Bir süre sonra duracak. Sürekli geçişler olacak bu sefer. Bakalım. Şu an bekleme duruyor. Yürü. Ve durdu. Gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Aslında buradan da buna transition eklersek, yani bağ eklersek, buradan sonra buna geçer, oradan buna geçer, oradan buna geçer şeklinde bir döngü olur. Bakalım. Gördüğünüz gibi bekledikten sonra yürüyor. Yürümede olduktan sonra tekrar bekliyor. Şimdi arkadaşlar bizim bu olayı bir şarta bağlamamız gerek. Onu nasıl yapacağız? Buradan gördüğünüz gibi parameter sekmesi var. Buradan bir integer ekleyelim. Hareket diyelim ona da. Hatta hareket diyelim, tamam. Daha önceden eklemiş miydik diye karakterinki de hareketli galiba. Evet. İnşallah bir karışıklık çıkmaz. Bakalım. Şimdi diyelim ki sıfırdayken dursun, birdeyken yürüsün diyelim. Yani şu geçişe hemen bakıyoruz. Condition arkadaşlar. Buraya hareketi ekliyoruz. Equal eşit demek. Eğer 1'e eşitse buna geçsin. Yoksa 0. Ve şuna da yine ne diyoruz? Condition ekle hareket. 0'a eşitse de bu sefer de bekleme durumuna geçsin. Hemen bakalım. Pardon, çalıştıralım önce. Gördüğünüz gibi bekliyor arkadaşlar. Hani sürekli bekliyor. Döngü halinde çünkü. Biri çalıştıralım. Bunu da anlatacağım. Neden direkt geçmedi. Gördüğünüz gibi loop time'da olmadığı için görevini tamamladı ve durdu. Şimdi sıfıra yaparsak tekrar gördüğünüz gibi bekleme aşamasına geçer. Bu yürünün loop time'ını açıyorum arkadaşlar. Çünkü bize lazım. Sürekli yürümesi gerek. Peki neden sürenin bitmesini bekliyor? Şimdi arkadaşlar bu has exit time demek. Diyor ki bana bir çıkış süresi ver diyor. Yani görevimi bitireyim sonra diğerine geçeyim diyor. Bunu kapatalım. Bunda da yine aynı şekilde kapatalım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Sıfırda gördüğünüz gibi duracak. Bakın duruyor mesela. Tak 1'e bastım diğerine geçti. Tak 0'a bastım direkt beklemeye geçti. Gördüğünüz gibi karakterimizin hareketini sağlamış olduk arkadaşlar. İstediğiniz zaman geçiyor, istediğimiz zaman duruyor. Şimdi geldi bunu script olarak yazmaya. Başlayalım. Script nedir arkadaşlar? Hani sizin aldığınız kodları, yani bu karakteri kodlamak gibi. Mesela biz şimdi buradan elimizde 0-1 yazdık ya. Orada elimizden yazmaya gerek kalmıyor. Diyeceğiz ki W'ye basınca burası 1 olsun. Kaldırınca 0'a dönsün tekrar diyeceğiz. Yani W tuşuna otomatik atayacağız. Hemen şuradan yeni bir script oluşturalım. Create C# script. Buna da hareket demeyelim. Buna da yürü diyelim o zaman. Veya Türkçe karakter kullanmayalım. Bunu yürü diyelim. Bunu karakterimizin üstüne bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan sonra editleyelim. Geldi mi? Geldi. Şuraya tıkladığımız anda girebiliriz. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi birkaç değişken belirlememiz gerek. Start silmeyelim.
Bunları kullanacağız. Şurayı silelim. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bugün neler öğrendik? Karakter eklemeyi, karakter hareket ettirmeyi, animator kullanmayı, karaktere özellikleri eklemeyi, rigid body vesaire o tarzları öğrendik. Daha sonra animasyonların özelliklerini öğrendik. Humanoid'i öğrendik. Kod kısmını da bir sonraki derste anlatayım. Hepinize iyi günler dilerim.